Aşık Yunus Hazretleri, Aşık ismi üzerine böyle, Allah Aşık Celle Şahı, Aşkullah. Sevgi var ve aşk var o dönemde. Sevgi, aşk. İnsan sever. Bu bir duygudur, değişebilir böyle. Aşk ateştir böyle, kalbini yakar. Kim Allah'a aşıksa onların yüzleri kara sarılı yüzlerinde böyle. Yani kanları yanar onların böyle. Yüzleri kara sarılı yüzleri böyle. Aşık böyle. Yani yarı divan al böyle oldu böyle. Onu gören Mecnun deniz anları böyle. Allah aşkından yanar bunlar böyle. Az aşırırsa onlardan birisi işte böyle. Mezarı kazıldı onun. Ölümünden 700 yıl sonra bu Eskişehir yolunda Demiryolu'na geçtiği zamanlar kazıldı. Hiçbir yer çürümemiş böyle. Eli de alnında olduğu halde alıp başa götürdü bence. Önce kazamadılar. İzin vermedi. Attık şey makinelerini. Sonra bir gece zorla bir şey yapmışlar bunları artık. Çok uğraşmışlar. Demiryolu'na kopur atmış demiryollarını. Yeri değiştirildi. Gitti bunlara. Şimdi bunlar tabi Evlullah diyor bunlara böyle. Evlullah'ın bir tasarruf vardır böyle, tasarruf. Kendi bedenin dışında tasarruf vardır böyle, dışlarında. Bunların bazıları görevli oluyor böyle. Kırıkta yediler gibi, üçler gibi oluyor bunlar. Bunlar biri öldü mü, yine başlığı gelir. Medine Münevver'de hocam atmıştı bir gün, Allah'ım eylesin. Erzurum'da bir müftü efendi, 100 yıldan da fazla bir zaman önce. O onu tanıyormuş, hocamı tanırken seni. İçine bir peygamber aşkı geliyor içine. Aşkı Resulü, aşkı Resulü, peygamber aşkı. Yanıyor böyle, bir gözü görmüyor böyle. Aşkı Resulü böyle. Artık rüyasında peygamber görüyor, hayali peygamber görüyor böyle. Yatıp kalkıyor, hep aşkı Resulü yanıyor böyle. Her alışı evine çalışırlar, Medine'ye gidip yerleşiyor böyle. Oraya mücavir oluyor böyle. Oraya kalıyor. Bir gün sabah namazına girerken Bab-ı Mesela'nın kapısından erkence ona biri bir tokat vuruyor. Bir el görüyor ama. Eli görüyor. Tek elim böyle. İnsan yok böyle. Bir tokat böyle. Böyle şefkat derler. Şef tokat derler böyle. Buna bir hafif şey bir yani uyarı, şefkat tokat, bir sevgi. Karışık bir tokat böyle vuruluyor. Bak kimse göremeyince yanında. Tabi büyük müftü kendisi, o zaman müftüleri büyük alim kişi kendisi. Anlıyor ki bir hata yaptım, bana ayağın denk al, uyarı bana bu. Resulü karnı ziyaret ediyor, Razı Muhtar'ı namazını kılıyor, oturuyor, başı içine murakabeye, kapının gözüne başlıyor. Kendisinin nefsini muhasebe edip bakalım. İşte dün ne yaptım, ne yedim, ne içtim, nasıl yattım, hepsi bunları inceliyor. Fakat bir hatasını ötürü bulamıyor böyle. Bu tepik halindeyken, yüzü kapalı, hafif bir dalıyor. Uyuklama. Buna sine deniyor, sine. Bir adı kelime, sine tüvelan nevim. Sine uykunun evveliyatı, kendini bilir anda. Yani konuşan falan duyar ama kendine geçer hafif geçer kendisinde. Mesela şöyle uyuyor direksiyonlar bazen böyle ama direksiyonlar çevirir kendisi böylece. Sine dönüyor buna. Bu da bu sine halinde hafif uykuyu dağılmış. Bakıyor, Ravza Mutahare'de bir telaş var. Ravza Mutahare'de bir telaş, koşuyor, koşuyorlar. Meğer 40'tan biri vefat etmiş, 40'tan biri. Onun yerine başkası geçecek, başkası geçecek böyle. Tabii karar verecek böyle. 40'ta toplanmışlar. Bekliyorlar peygamber arasında, peygamber bekliyorlar böyle. Peygamber sonra tabii yakın Ravza Mutahare böyle. Peygamber kalkıyor. Hazreti Bekir sağında, solunda işi geliyorlar böyle. Peygamber Rav'daki müşaba oturuyor. Hazreti Bey yanında Ömer beraber. Hazreti Bey'in yanında da kırıkların başı. 39 olmuşlar bunlar bir ölmüş şekilde. Şimdi Peygamber dönüyor kırıkların başına. Ne derse kimi alalım? Gülümsele bu şekilde. Ya Sibris'in yarısı yolla. Sibris söyleyin bakalım derken o birini söylüyor, oradan bakıyorlar, onu görüyorlar böyle. Belki Pakistan'da, bilmiyorum nerede onu, bakıyorlar. Onunla bir eksik daha görüyorlar böyle. Bir de çiğlik piştik, daha pişmeyip hamile kalmış böyle, hamile kalmış böylece. Onu fark ediyorlar, bu biraz dursun bakalım daha, beklemede.
Şimdi şunu alalım, bunu alalım derken biri bunu teklif ediyor. Erzurum müftüsüne. Ya Resulallah, Erzurum müftüsüne aşk olsun yanıyor ya Resulallah. Gece uyuyamıyor böyle. Allah diye yanıyor. Bunu alalım. Yani kızın başına bakıyor gülümseyerek böyle. Tabii biliyor hastalığı. Ne dersin? Ya Resulallah az evvel bir tokat vurmuyorum böyle. Neyi vurdun? Ya Resulallah aşkından cezbeye kapıldı. Sol ayağına içeri girdi. Sol ayağına içeri girdi böyle. Aşkından kendini fark etmedi böylece. O zaman anlıyor suçunu böylece. Karar verildi Şam üstüne verildi. Şam üstüne karar verildi. Karar Şam üstüne verildi. O an derdi. Bakıyorlar. Hem tamam böyle bu. Şimdi kırkların başı diyor ki ya Resulallah bu Erzurum üstüne buna bir görev verelim ya Resulallah buna. Buna görev verelim. Yani şey bakıyor. O diyor Erzurum'a dönsün. O talebe okusun böyle diyor. O da oturmasın boşuna diyor. Dönsün. O da talebe okusun böyle. İslam onun şansına verdi böyle. Ve kırkta dağılıyorlar. Hepsi. Bu da kendine geliyor anda. Kendine geliyor. Tabii kimse yok orada. Şimdi gördü. Tabii Resulullah gördü. İki sahabeyi gördü. Kırklar içerisinde orada kaldı. Razı muhtar olduğu için de. Malum bir feyiz. Ruhsal hal çok değişmiş kendisi. Zaten yanıyor. Ateşi daha yükselmiş kendisi. Yanıyor kendisi. Yalnız bir şey var bunda. Buna görev verildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Erzurum'a dönsün. Nasıl dönecek Erzurum'a şimdi? Yanıyor Resul aşkı yanıyor orada. Acaba bu şeytan karışamaz mı? Ama Peygamber şeytan giremiyor şeytan. Hak rüya bu. Gerçek rüya bu. Demem lazım falan derken bir kaçamak arıyor yani dememek için. Aklına geliyor. Hemen Şam'a gideyim diye. Şimdi adres verin böyle. Şam üstüne göreyim. O bunlara karıştığına göre durum bilir böyle böyle. Hemen sabaha zor bekliyor. Zaten sabahımız erken gelmiş oraya. Devesine biniyor, Şam'a gidiyor. Doğru müftülüğe gidiyor. O zaman da müftü makamlar, çok yüksek makamlar. Şey giriyor, toplamış ulemalı alimler oturuyorlar. Selam veriyor. Ben müftü böyle görüşmek istiyorum. Müftü böyle rahatsızlık burada yok diyorlar böyle. Eğer soracağın bir şey varsa, fetva varsa bizi sor. Biz sana bir cevap verelim. Ben diye evet çok soracağım var ama ben müftünün şahsına gelip görmek istiyorum öyle. O hasta diyorlar. Ya hasta olunca rica ederim böyle. Ama böyle hasta diyorlar bu sefer yani. Böyle hasta diyorlar böyle. O zaman tabii daha anlayışlı durumunu. O zaman diye evi nerede yapın? Evi nasıl bulurum? Ona bir de verir müftüye verir. Görev veriyorlar. Abim götür böyle diyor böyle. Alıyor onu. Gidiyor. Karşısına gösteriyor müftüyü gösteriyor. Paçadan sıvamış. Sıvamış. Yerler süpürüyor böyle. Kızı süpürüyor böyle. Yerler böyle süpürüyor bu şekilde. Karşı müftü böyle. Ama yana gitme diyor. Belki sana saldırırsan böyle. Böyle diyor. Gitme diyor. Bu, tamam diyor. Tabii biliyor durumu böyle. Müftü bu arada süpürüyor. Yolları süpürüyor. Çocuk taklit eden kendisine. Yavaş gidiyor. Arkadan sağdan geliyor. Esselamu aleyküm müftü efendi. Ve aleyküm selam diyor. Ona sarılıyor böyle. Ona sarılıyor. Artık şüphe etme diyor. Bak sana vazife verildi. Erzurum'a dön Erzurum'a ver diyor. Hakkı olduğu sana orada görev verildi böyle diyor. Erzurum'a dön diyor. Orası kale. Kaleyi bırakmasın ona böyle diyor böyle. Ama bu akşam gitme. Bu akşam müstahrim ol böyle diyor. Benim karşı ev diyor. Ama şimdi gelmiyor ama böyle diyor. Gelmiyor ama diyor. Akşamda yatsanız eve gel diyor. Başta böyle kalalım inşallah böyle diyor böyle. Bu tabii gidiyor inşallah. İbadetini yap, bir şey yap. Yatsı sonra eve gidiyor. Diyor niye bıraktı müftülüğü böyle diyor. İkisi yapamadım böyle diyor böyle. Kırktan görüp çok ağırdı kırktan görevi böyle diyor. Ruhani gör, derinle böyle böyle. Ya da gemi batıyor. Yani bir garip var, şu var. Uyarılması gerekiyor. Bütün yani devamlı onlara beraber. Azaltan ruhlar var. Hep onların görevi, ağır kırktanın görevi olduğu için. Şimdi diyor normal çekilsem diyor yine bana sorun sormaya gelirler diye eve gelirler bu sefer diyor. Yolda bir şey sorulur diyor. İkisi yapamayacağım diyor. Onun için işini böyle yaptım böyle böyle. Ne yaptım böyle diye. Gece orada kalıyor. Ondan sonra Erzurum'a gidiyor. Hocam da o zaman çocukmuş o zaman. O da gidiyor ziyaretine. Gidiyor. O da anlatıyor böyle. Böyle böyle geldim oraya diye böyle diye. Böyle bir alem. Böyle bir alem onlar da böyle. Yani 40'ta 7'ler, 3'ler, 500'e kadar bile ona çıkıyorlar onlar böyle. Selam. Selam.
Medine-i Münevver'de bir gün hocam rahmetli dedi ki, çarşamba günü, yarın dedi, önüm anasını dükkanı vardı, Hattat hocam böyle, öyle iş yapardı böyle. Usul okudum onda öyle, başka yanım vardı da, onda usul okudum onda. Fakat çoğun yanında kalırdım böyle. Onun yanında kaldım böyle, çok onu severdim böyle. Hiç boş gibi konuşmazdı böyle. Her tarafa gelenler, Pakistan'dan, Irak'tan, Şam'da her tarafa gelenler böyle. Hep maneviyat böyle, ilim, irfan böyle, ahlak. Yani ona hayran kaldım. Her akşam onu dua ederim böyle. Allah'ım dersin böyle. Yani melek diyene böyle. Böyle mübarek insanı kendisi. Yarın dedi, öğün namazı söyledi, dükkana gel dedi. Şam'da müsabim geçirdi böyle, eve geçirdi dedi, yemeğe dedi böyle. Bir de Yemenli bir Ahmet vardı. O da onu al geldi bana şeyden, Haram-ı Şerif'ten. Ahmet aldım. Yine gittik. O Şam'dan gelin daha gelmemiş daha misafir. Oturuz. Onu bekliyoruz. Biraz da geldi. Böyle irice, benden biraz da irice böyle. Uzun fistan giymiş. Düğme yoktu böyle, ilme bağlamış böyle buralarını böyle. Bağlamış. Bir torbası, bir de deli, asla yani böyle. O atmış böyle böyle. Gel Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi. Aleykümselam. O dedi ki buyur eve dedi yemeğe gidelim. Hiç oturma orada. Yok dedi. Yok dedi. Eve yeme değil. Eve namaz başısı böyle. Hakkım abi. Böyle. Bana da. Eve de yemeğe gitmeyiz. Eve de namaz kılmaya gideceğiz. Evet, namaz kılmaya gideceğiz böyle. Peki hocam da böyle. Şimdi beraber gidiyoruz. Ben tam yanı başındayım onun böyle. Ama gencim tam böyle. Afi gereçten ben onun yanında giderim ben de. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Devamlı hep zikrullah halde böyle, tefekkür böyle. Böyle kapıdan girdi, döndü kıbleye, Allahu Ekber dedi bir tekbir aldı ama böyle. Yani ben sarsındım böyle, tekbir aldım böyle. Allahu Ekber. Yani tam inanarak böyle. Allah bir azametine böyle tam anarak tekbir aldı. İki namaz kıldı, oturmadan. Yavaş namaz kıldı, selam verdi. Dedi ki bana bak yavrum dedi bana şimdi bak. Hani bunu sen bana bak. Dünya hayatı kısa dedi böyle. Dünya çok kısa dünya dedi böyle. Bitiyor ya böyle böyle böyle. Ömrü nefes sayılı belirli dedi böyle böyle. Rızık belirli bunlar böyle. Bitiyor ya böyle dedi. Ama o alem bitmiyor dedi bu alem böyle dedi. Çok binler sene kabir hayatı dedi böyle böyle. Mahşer hesap binler sene saat köprüsü var dedi böyle böyle dedi. Oraya çok çok amel lazım böyle dedi. Orada rahatlık için değil mi? Buna çok amel, çok lazım verdi böyle. Lazım böyle. Eğer dedi, eve yemek yemeye gelince olsaydık, evin boşa geçirdi bizim yolda böyle böyle. Ama niye dedi namaz mı? Onunca da böyle, her adıma sıhhafi böyle böyle. Dükkan her adım Allah sıhhafi böyle. Namaz konuşu böyle böyle böyle. Sonra oturduk orada, yemek yedik orada. Şey içtik, hoca elimden de üstün. Ama muhalefeti o hocam tabii, üstün tabii kendisi de. O yaptı sohbeti böyle. Ama o anda bakın şimdi yani yeminle söyleyeyim böyle. Yeminle söyleyeyim bak o anda cehennete asır kapısına güzeşlere gitmem ben böyle. O da atladı geri bana bakın böyle. O sohbette böyle. Ruhsa fez böyle. Yer çekmesi kalkmış böyle. Sanki yerde değil böyle. Havadan boştayım böyle. Tatlı alem böyle. Feyzi bir alem. Başka bir alem böyle böyle. Öyle hal böyle. Bir iki saat sürdü böylece. Sonra tabii dağıldık oradan. Cumartesi günü, o gün Perşembe'ydi değil mi? Sonra cumartesi öğün namazına Haram-ı Şerif'e gittim. Her zaman değil ama öyle. Tena. Onlar çok az insanlar. Çok insan seyret hacılarda. Haram-ı Şerif'e gittim. Arka tarafta birinin oturdum. Orada kitap okuyorum orada. Yazına hep bir var biraz da öğle ezanına. Ezan okunmadan baktım biri selam verdi. Baktım mübarek zattı böyle. Dedi ki yavrum dedi Tokyo'su, Asa'sı, torbası. Bunlar senin kalsın dedim. Resulullah cihada geçemedi dedi böyle. Yine kapışırıp böyle. Bunlar senin kalsın, emanet de bunlar. Emanet dedi böyle bana böyle. Ben Tokyo'nun önümde aldım elime koydum. Direğin önünde böyle. Kimse yok yanımda. Önünde cemaat. Ancak Ravza Mütür zor dolu o zaman böyle. Az cemaat böyle. Biraz da ezan okudu. Ezan okudu. Ben sünnet olduğunca kıldım. Sonra kâhmet denince
Aldım, hepsi eşler aldım. Tabii meclis safa geçtim. Öne gittim, en arka safta kıl namazımı. Selam verdik, hemen kalktım, aynı yere geldim. Arası, aynı yere geldim. Orada son önce kılımı tespih çektim orada, dua bitirdim orada. Cemaat epey dağıldılar. Bu gelmiyor böyle, etrafı kimse yok. Zaten öde olan cemaatlarda. Bir türlü gelmiyor böyle. Bakıyorum gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Onun aklıma şöyle gelişti böyle. Namaza gelirken pilav yapmıştım. Bizi ötmüştüm pilavında. Orada en çok pilav yedik orada böyle böyle. Ucuz da pirinç orada. Pilav yapmıştım. Bizi ötmüştüm. Dedim bu nasıl buraya gelecek? Yanına gidemez. Torbası bende, asası bende, tokyosu bende. Yanına gidemez bu. Bu gelecek bu. Ben de bunu bırak beni dedim onu ben. Yani yapıştayım. Yağlandım. Ben bunu götüreyim inşallah. Bir oda vardı. Rıbık Karabaş'ta kaldım yerde medresede. Ben bunu götüreyim orada. Bir çay demirim inşallah. Yani pilav ikram edeyim ben buna böyle. Kesin karar verdim buna, bırakmam ben bunu böyle. Ben düştüyken eşleri kayboldu bakın böyle. Eşler böyle. Önümde böyle kimse yok. Eşler kayboldu böyle. Allah baktım sağa sola. Yok eşyalar. Yatana bakıyorum kimse yok böyle. Eşler kayboldu. Hemen hocama koştum eşyalar böyle. Hemen gittim dükkana. Hocam selamun aleyküm selam. Ne Ahmet bu kadar yaşlı bana şimdi böyle. Ne mesela gel koşmuş demek ki böyle. Eyvallah böyle. Ne bu telaşı bana böyle güldü böyle. Dedim hocam dedim, böyle bir oldu dedim. Gül gene güldü böyle. Tabi biliyorlar tabi böyle. Hocam kim bu? O kırklardan böyle de. Kırklardan da böyle. Böyle kırk onlar da böyle böyle. O senin imtihan çekti orada böyle öyle bana. Yani sabırla. Bakayım kızacak mı bulacak mısın bakalım. Gelmiyor ya böyle. İmtihan etti seni de böyle. Baktı kızmadın dedi böyle. Bir de yemeği onu alacaksın dedi. Onun için de şahat sen göremezdin böyle. Peki hocam bu, nerede ben bunu bulurum? Seni bulamazsın. İşte sana, o seni bulur. Seni bulamazsın bana böyle böyle. Allah Allah. Bir gün çıkıyorum, namazdan çıkıyorum. Aramışa gidiyorum böyle. Baktım, din arkasında oturmuş. Şöyle hafif sola bir peygamberin kabrında dönmüş. Oturmuş böyle, gözü kapalı. Din arkasında oturuyor bir kenarda, arkada bir yerde böyle. Yüzü böyle eski falan benziyordu böyle. Yani gören dinleyici falan da böyle kimse şey yapmak istemiyor böyle böyle. Öyle bir tip, görünüm böyle. Dış görünümü. İşçi tabii Volkan böyle. Oturuyor o şekilde. Görünce gittim yanına oturdum. Oturdum yanına. Dışı oturuyor böyle. Gözü kapalı böyle. Hep oturuyor böyle. Oturuyor böyle. Yalnızca bana şey yaptı böyle. Bu kadar böyle. Ben elimi böyle attım böyle. Yine kapıdaki yeri huzura geçti böyle. Yine epey kaldı kaldı. Baktım orada onun görevi var tabi orada öyle şeyle. Üretilere onlar oluyor böyle. Şimdi izin isteyeceğim ama tekrar bakarsın onu bekliyormuşum böyle. Yine açtı gözüne şeyle bana baktı. İşaret ettim böyle. Gideyim. Böyle işaret ettim bana. Gittim böyle. Gittim ben. Aradan geçtiğim o kadar geçti aradan bayağı bir zaman geçti. Yine aynı yerde gördüm. Aynı yerde yine gördüm böyle. İki ayağı şişmiş ayakları. İki ayağı böyle. Ve çatlamış ya. Şiş ayakları, çatlama ayakları böyle. Bayağı. Altı alan ayaklarını. Alan ayaklarını. İşte görünce açtık şimdi gözü onda böyle. Bana bak selam ve aleyküm selam. Hocam dedi müsaade sen götüreyim mi? Dedi müsteşfaya. Hastane müsteşfaya böyle. Dedi müsteşfaya seni dedim böyle. Konuyu yardım edeyim. Götüreyim müsteşfaya seni. Şey baktım ona. Allah bunu gören bilmiyor mu? Allah dilerse bu doktoru buraya gönder dedi. Bana bak. Sen işe gidin bana böyle. Allah bunu görebiliyor. Allah dilerse doktoru buraya gönder dedi böyle böyle. Tabii peki böyle. Gittim ben de. Yine aradan bir zaman geçti. Yine arka tarafta kuzeyine böyle. Çıkacağım. Hep aynı böyle. Her zaman görünmüyorum böyle. Yine baktım karşıda. Oturuyor orada. O gün benim işim acele, ne işim bilmiyorum dışım böyle, işim acele. O gün dedim, görmeyeceğim ona. Geçip içeceğim böyle. O gün de böyle. O niyetim kalbinde. Ama tam karşıdan böyle. Karşıdan böyle. Bir defa hareketi böyle. Gittim yanına böylece. Çıkardı bir riyal kağıt para, bir riyal. Al bunu dedi. Bana bir aspirin aldı, aspirin aldı böyle. Aspirin aldı dedi böyle. Yakın dedim, Mekke'ye gideceğim. Tavap etmiş, ayakları lazım olacak bize bunlara. Onu tedavi edin bunları da böyle. Bir aspirin aldı da, aspirin. Ona kalbine geçti. Aspirin ağrıyı keser ama
Şişi indirmez. Çatlamış yaralarını geçirmez aspirin. Ben işlemeye geçerken sen karışmadın bana. Sen git yürü bana. Gittim ben. Tam alt kapıdan çıkacağım. Ahmet Baytız vardı. Bilir misin Ahmet Baytız'ı? Doktor Ahmet Baytız. Bilir böyle. Karıştı. Karıştı böyle. Rahmetli o da yeni Medine'den gelmiş. Kapına giriş yapıyor böyle. Yeni gelmiş böyle. Burada tanıştı böyle. Hem ona sarılmamı sarılın böyle şeyle. Ona sarılınca aklıma geldi. Dedim doktor beyim buradan bir çok muhtemelen bir zat var dedim böyle. Rahat bakar mısın? Bakayım dedi böyle. Geldik. Dedim hocam dedim bu dedim bizim Türkiye'de doktor. Eğer izin verirsen baksın da arkana. Baksın dedi böyle. Aynen geldi doktor böyle. Aynen geldi böylece. Hem ona nasip oldu. Ona nasip oldu. Bahçı sana. Ahmet Bahçıza. Ahmet Baytus. Ahmet Baytus. Ahmet Baytus. Bilirsiniz ben daha herhalde. Biliyor musun? Bilmiyorum öyle. Ona nasip oldu. Ona nasip oldu. Nasip oldu böyle. Allah'a emanet etsin böyle. Hemen şöyle baktı gibi böyle. Anladı tabii. Çıkardı cebinden böyle. İşte çıkardı böyle. Birkaç şey yazdı. Bana izahattı bunları. Ondan sonra gitti öyle. Yeni gelmiş daha böyle. Dedim hocam dedim, aspirin alayım bunları mı alayım? Aspirin kalsın şimdi bana bak. Aspirin alıp oraya göndereyim beni böyle. Bak sevgili böyle. Göndereyim böyle. Onları aldım getirdim. Son Mekke'de gördüm. Aldım onun karşısında böyle. Son orada gördüm. Bir daha göremedim kendisini böyle. Ölmüş, ölmüştü tabii o yaşlı için böyle. Allah'a emanet etsin inşallah böyle.